Evet. 72'de başladım bu binada. Daha önce 60'ta başladım mesleğe de. Bu dükkanda 72'de oturmuştum. İnşaat halindeydi. Camlarımı kendim baktım yani bu camlara. 72'den bu yana buradayım. Bu dükkanda. Almanya'ya gideceğiz diye çektirdik. Sonradan da hakkımız öldü dedi. Sanki iyi bir iş yapmış. İşçi olarak gelecektik işte 72'de falan. Böyle çektirmiştim. Çıkmadı ya, yazıldık şeyde çıkmadı yani. 40 yaşına geldik, 40 yaşından sonra sıranız geçti dediler. Tamam, hep sor. Pişman oldun mu peki abi? Abi ne pişman bu şöyle ya. Ülkemi seviyorum. Kundalada yok, tamirci de yok abi. Yok, bir ben kaldım işte. Gelmiyor abi, beğenen yok ki ayakkabıcılığı falan ya. Ya biz küçükle 13 yaşında başladım ya. Yaş 73'e geldi işte. Şükür Allah'a mutluyum, iyiyim. Yıldır çalışıyorum. Evet. 60 senesinde başlamıştım. 60-61'e döndü. Yıllarım kocalamadı esnaf. Evet. Şu fotoğrafı çekeyim. Bu adam buyurdu diye. Abi. Yo yo, kendim usta yanında belledim. Eskiden yeni yapardım ben yani, tamir değil de yeni yapardım. Sonra yorulduk, tabii yaşlandık. Tamire döndük. Boşlasak vakit geçiremeyiz. Evet. Yok, beğenen yok. Beğenen yok. Okudular, okuyacağız diye uğraştılar, okuyamazlar. Şimdi de İşkur'dan para beklerler. Evet. O çocuklar. Yani dedim mi de bu kaç kişiye böyle de okuyacak benim oku doldu. Yeah. Şimdi hiç buradan gireceğiz diye uğraşırlar. Evet, son temsilci, evet. Evet. Köylerde mesleri giyerler, o mesleri tamir ederiz ekseriyetle yani. Adam yeni alıyor, yeni bir hafta giymeden kalkıyor, geliyor tamir ediyoruz. Yani 3-5 kuruş alıyoruz biz de yani. Var, 3 kızım var, 3'ü de dağıldı. Biri Alanya'da, biri Antalya'da, şeyde değil, Muğla'ya gitti, gidecek. Kimse yok, bir garibi koy, işte, idare ediyoruz durumu. Yeni yapardım önce, yeni yapardım da. Evet. Okuttuk yani, deliklerle okuttuk.